proteinler temel yapı taşlarımızdan sadece biri. Öyle ki bu proteinlerde bir sıkıntı olduğunda kanser ve daha pek çok hastalığa neden olabiliyor. Peki yıllardır araştırılan kansere çare bulunabilir mi acaba sorusunun cevabı gerçek olabilir mi? İşte tam da bu konuyla ilgili bir proje geliştirildi ve bu geliştirilen proje Avrupa Çalışma Konseyi'nin, Avrupa Araştırma Konseyi'nin birleştirici hibe programına kabul edildi. Bu projenin detaylarını Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olan Doçent Doktor Arzucan Özgür hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum geliştirdiğiniz proje dolayısıyla sizleri. Bize birazcık projenizden bahseder misiniz? Öncelikle tabii ki adını söylemenizi istiyorum projenin. Çok teşekkür ederim. Projenin adı Hayatın Dilini Anlamak. Proteinlerin yapı taşlarını, proteinleri oluşturan temel kelimecikleri anlamaya çalışıyoruz, hedefliyoruz. Proje aslında benden ziyade öğrencilerimle birlikte geliştirdiğimiz bir proje. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünün bir projesi. Ve 5 yıl boyunca bu projede çalışıyor olacağız. Umarım yararlı işler ortaya çıkarabiliriz. Ne kadar süre çalıştınız hocam bu proje için? Nasıl ortaya çıktı? Bu tabii projenin fikri uzun zamandır üzerinde düşündüğümüz bir düşünce. Birazcık benim araştırma alanlarımdan da gelen, hani ben hem doğal dil işlemesi hem de bioinformatik alanlarında çalışıyorum. İkisi iki farklı alan gibi görünüyor. Fakat ikisini birleştiren bir proje üzerinde düşündük, çalıştık. Doğal dil işlemesinin temel amacı insan dil otomatik olarak işleyebilmek ve anlayabilmek için algoritmalar geliştirmek. Biz de burada proteinler, bioinformatik alanında proteinleri de insan dillerine benzer şekilde işleyebilir miyiz, anlayabilir miyiz düşüncesiyle ortaya çıkan bir proje. Nasıl insan dillerinde cümleler kelimelerden, kelimeler harflerden oluşuyor. Proteinleri de benzer şekilde temsil edebiliriz. Proteinler aslında moleküller, üç boyutlu moleküller ama 20 çeşit temel amino asitten oluşuyorlar. Bu amino asitleri birer harfle temsil edebiliriz. Dolayısıyla proteinleri 20 çeşit harften oluşan bir alfabeyle yazılmış bir dil gibi düşünüp metin olarak protein dizilerini temsil edebiliriz. İnsan dillerine benzer şekilde acaba bu protein dizilerinin de daha küçük anlamlı birimleri kelimeye benzer şekilde var mı? Bunlar nelerdir? Bunların anlamları, işlevleri nelerdir? Bir nevi hayatın dilini çözmeyi amaçlıyoruz. Aslında bir nevi proteinler için bir sözlük oluşturmaya çalışıyoruz. Yani proteinlerin küçük anlamlı birimleri neler ve bunların anlamları neler? Bulundukları yere göre değişiyor mu? Nasıl değişiyor ve neyle ilgililer? Bunu anlamaya hedefliyoruz. Aslında anlamak için bir basamak oluşturacak bu proje. Bu küçük birimleri anladıktan sonra bir araya geldiklerinde nasıl bir anlam oluşturuyorlar? Nasıl bir işlev içindeler? Hani bu yapıları, hastalıkları, hayatı daha iyi anlamamıza sağlayacak bir basamak oluşturacağını umut ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam son olarak da peki nasıl hastalığa çare bulunacak? Kısaca onu anlatır mısınız? Bu tabii ki sadece bir zemin oluşturacağını umut ediyoruz. Proteinleri daha küçük birimleri olarak anlayabilirsek, hani proteinin tamamını değil de hangi kısmı, proteinin hangi bölümü, hangi hastalıkla ilişkili, nasıl bir değişiklikten dolayı böyle bir hastalık ortaya çıkıyor. O zaman proteinin tamamı yerine ilişkili bölgeye yönelik yeni tedavi yöntemleri, teşhis yöntemleri, yeni ilaç geliştirme stratejileri geliştirilebilir. Bu proje bunlara bir zemin hazırlayacak diye umut ediyoruz. Hani proteinleri bir bütün olarak değil de daha küçük anlamlı birimleriyle daha derin bir anlamaya doğru gitmeyi hedefliyoruz. Kaç öğrenciyle birlikte çalışacaksınız? Bunu da alabilir miyim? Projeyi 3 doktor öğrencimizle birlikte hazırladık, tasarladık. Ekibimizde şu anda bu 3 doktora öğrencim ve ben varız ama ekibimiz genişleyecek. Hani yeni doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar ve farklı alanlardan da araştırmacıların dahil olmasını planlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hem size hem de öğrencilerinizi tekrar tebrik ediyoruz. Umarım çok daha güzel yerlere gelir bu proje, hayata geçer. Evet, gördüğünüz gibi Doçent Doktor Arzucan Özgür ve 3 kişilik öğrencisi ekibiyle birlikte böyle bir proje geliştirdi ve önemli bir platformda seçildi. Önemli bir platforma dahil edildi diyelim ve sözü buradan size bırakalım.